Bambaşka sohbetlerde yine bir aradayız. Biz dayanışma zamanı demeye devam ediyoruz. Unutturmuyoruz yaşananları. Unutulmasına engel olmak için de elimizden geleni yapacağız. Galiba bugünkü Bambaşka Sohbetler seyircisinden çok benim güzel kızım, bal köpüğüm Melisa'ma gidecek bu program. Onun için yapılıyor olacak bu program. Sevgili Zeynep Talu konuğum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet yani biz böyle çok <laughs> gülerek başladık çünkü ee, biz biliyoruz evlatların hayatındaki bir ışık sebebi olmanın ne demek olduğunu, o yüzden ben bir anne olarak sizi ağırladığım için her şeyden önce çok mutluyum. Ben de ben de size misafir geldiğim için çok mutluyum evet. gerçekten. Ee, böyle bir zamanda sanat konuşmak ve bilim konuşmak, müzik konuşmak, tiyatro konuşmak. Ee, doğru isimlerden doğru cümleleri duymak iyi gelir diye düşünüyoruz bambaşka ekibi olarak. Evet ben de öyle düşünüyorum yani bir şekilde sanatın da bizi bir iyileştirme gücü olduğuna inanıyorum doğru kullanıldığı zaman Değil tabii mi? ki. Ee, ve siz de sonuçta hayatın içinde üzüntüler yaşamış, hayatın tatsız sürprizleri içinde büyümüş bir evlatsınız. Çok kıymetli bir annenin o kıymeti çok güzel taşıyan bir evladısınız. Çok erken vakit annesini kaybetmiş, o kıymetli değeri kaybetmiş. Ama o değeri hem şarkılarıyla yaşatan hem evladıyla yaşatan bir değer haline getirmiş bir evlatsınız. Bu çok kıymetli bir şey. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Çok e, kıymetli bir mirasım var. Ben de o mirası hani hakkıyla koruyabilmek için yıllardır çalışıyorum. Sevgili Gerçekten Çiğdem Talu'yu da burada rahmetle anıyor olalım. Çok Ama ben ederim. ısrarla söylüyorum hayatın içinde emek vermiş insanlar, emeği olan, sanatı olan, eseri olan insanlar aslında hiçbir zaman ölmüyor bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor. Biz de her çiğdem talü şarkısını seslendirdiğimizde, söylediğimizde avaz avaz çünkü bence her duygunun karşılığında çiğdem talü var. Çiğdem talü bir kez daha yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Ama sonra diyorsunuz ki bu kadar kıymetli sözler yazmış bir kadının nasıl olacak devam hikayesi? Ve Zeynep Talu geliyor ve ne kadar kıymetli sözler yazarak diyor ki anne ben buradayım. Bayrağı devraldım ve o yolda devam ediyorum. Önce bu hikayeyi dinlemek istiyorum sonra bu program neden Melisa'ya atfettiğimizi <laughs> evet, konuşmak evet, istiyorum. Evet. Çiğdem Talun'un kızı olmak nasıldı? Kızı olarak büyümek nasıldı? Evden kimler geldi geçti? Kimlerle büyüdünüz? Kulağınız ne seslerle dolup taştı? <laughs> Önce isterseniz 16 yaşına kadarki hikayeyi bir dinleyelim. Tabii ki. Yani öyle bir evde büyüdüm ki gerçekten evet. çok şanslı bir çocuktum. Evet. Ee, ben 3 yaşındayken benim annemle babam ayrıldılar. Ee, biz bir evde annem, anneannem, ben böyle kadın güçleri olarak bir evde yaşıyorduk. Annem İngilizce öğretmeniydi. Evet. Ee, ben de okulda hatta ilkokulu okuyordum. Evet. Ee, sonra bir gün e, annemin Robert Kolej'den bir sınıf arkadaşı e, beste yapıyor, müzisyen. İşte anneme gelip diyor ki ben bir beste yaptım ama söz yazamıyorum. Senin de kalemin çok kuvvetli. Şuna söz yazar mısın diyor. Yani annemin hiç alakası yok bu konularla. İngilizce öğretmenliği yapıyor. Hani müzikle bir ilgisi yok falan. Peki deneyeyim diyor. Annem işte bir şeyler yazıyor. Ee, Gülgün Alanyalı, Allah rahmet eylesin, Gülgün alıyor bunu işte bir yapım şirketine götürüyor un kapanı o zaman tabii her şey orada dönüyor. Hı hı. Un kapanına götürüyor, un kapanındaki yapımcı dinliyor diyor ki ya e, biz sizle diyor çalışabiliriz ama söz yazarı olarak sözlerinizi çok beğendim diyor. Fakat annem demiş ki Gülgüne benim yazdığımı söyleme ah. çünkü e, okul, öğretmenlik yaptığı okulda hani böyle bir şey bilinsin istemiyor. Tabii. Dolayısıyla kadın da kendi sözlerim diye götürmüş onları oraya. Ah. Öyle deyince diyor ki işte ben yazmadım. Benim aslında bir arkadaşım yazdı. Bize arkadaşınızı getirin diyorlar. E. Ve böylece annemin un kapanına ilk gidişi böyle. Peki o şarkı ne? O şarkı sonradan, işte o şarkı yayınlanmıyor. Anneme diyorlar ki Hı. biz size bir yabancı şarkı vereceğiz. Yeni bir kız çıkarıyoruz 45'lik. Bunu yazacaksınız. O şarkı Nilüfer'in ilk şarkısı Ağlıyorum Yine. Nilüfer'in ilk 45'liği. Annemin ilk sözleri. Peki çıkarılmayan ilk söz? Onu bilmiyoruz, bilmiyoruz. ne oldu? Onu bilmiyoruz ne oldu? Kim bilir ne oldu? Kim bilir kim. ne oldu? Kim bilir belki o bestede de belki çok güzel bir besteydi. Evet. Ama gül gün de rahmetli oldu. Rahmetli o yüzden onu oldu bilmiyoruz. Ama Nilüferle başlıyor. Nilüferle başlıyor. Yani. Evet. Sonra? Ben de daha küçücüğüm. işte daha ilkokuldayım. İlkokul birinci sınıfta falanım herhalde. Ve birdenbireye böyle bizim evin içinde e benim orada piyanon var. Ben piyano çalıyorum. Hadi siz müziğin içindesiniz. Evet, evet ben 5 yaşında annem bana bir piyano aldı. Dedi ki yani ben çok çalmak istemiştim. Öğrenemedim. Sen bunu küçük yaştan itibaren öğreneceksin dedi ve ben 5 yaşından itibaren piyano dersi almaya başladım. Ay ne zarif, ne güzel. Evet evde ben piyano çalıyorum falan birdenbire bizim evde böyle televizyonlarda gördüğüm insanlar geliyor. Füsun Önal geliyor, Erol Evkin geliyor. O zaman işte ne kadar böyle ünlüsü varsa bizim evin içinde. Annem ona, onlara sözler yazıyor, geceleri çalışılıyor. Sonra işte annem sabahın köründe kalkıyor, öğretmenlik yapmaya ha, öğretmenliğe Öğretmenliğe bir şey olmadı. Tabii tabii annem ölünceye kadar öğretmenliğe devam etti. Müthiş bir şey. Evet evet evet. Gece çalışıyor, sabah biz birlikte okula gidiyoruz annemle. Ben de orada ilk Işık Lisesi'nde. Birlikte okula gidiyoruz. Sonra eve geliyoruz. Annem yine oturuyor çalışıyor falan. Sonra bir işte bir üç dört sene sonra bir gün e, annem dedi ki genç bir besteci gelecek kimmiş Melih kibar böyle kapı açıldı saç sakal birbirine karışmış <laughs> böyle garip bir adam birdi kapıdan içeri e, ve ondan sonra da bizim evin vazgeçilmez e, insanlarından evet. biri oldu Melih evet. e, artık o piyanoda benden çok Melih ne o tatlı. piyanonun başında oturdu bütün bestelerin çoğunu o piyanoda evet. yaptı. Ee, ondan sonra zaten işte yükseliş dönemleri onların tabii ödüller, konserler, başarılar, kutlamalar. Ya böyle bir çocukluğum vardı işte Haldun Dorman bütün ekip gelir müzikal ekibi onlarla evde kutlamalar yapılır. Annem bir de şeylere çok meraklıydı böyle doğum günü, yılbaşı yani çok hassastı o konularda. Her doğum günde her yılbaşında evde yemekler verilir, gelinir, çalınır, söylenir sabahlara of. kadar. Bana derler ki hadi yat artık okula gideceksin. Ne, ne yatacağım ya? Ne yatacağım ya? Orası bırakıp yatılır mı? <laughs> ne yatacağım? Sabaha kadar oturacağım. Aynen öyle sabaha kadar oturup iki saat uykuyla okula falan giderdim. Of. Ee, ama iyi olmuş. Yani o zamandan az uy uyumaya şeyim, antrenmanlıyım yani. Yani o az uyku değil yani o sabaha kadar topladığınız kültür, İnanılmaz melodi, şey. e, sanat. Yani bir İnanılmaz. gün okula gitmeseniz olur Aa, yani aynen. Annem bazen derdi öyle hadi bugün gitme okula çok <laughs> geç yattın. Ama tamam anne derdim yatar uyurduk ee, öyle okul kırmışlığım da vardır yani. Sanat için olur ya sanat bazen için ne çünkü yapayım? bence sanat insanı ayakta tutan en önemli Kesinlikle en kıymetli öyle. şey. Ben hiçbir zaman müziği iş olarak yapmayı düşünmedim hani büyüyeyim ben de söz yazayım işte ya da bir beste yapayım hiç böyle bir şey ben düşünmedim. Yani orası benim hani evimde annemin yaptığı işti. Evet. Hiç de niyetlenmedim annem hayattayken böyle bir şey Ve yapmaya. Ve çok tatsız ani bir kayıp mı oldu çok, sonra? Çok yani çok ani değil aslında 3 yıl sürdü Oy. hastalığı. Hmm. Ee, i̇şte bir gün göğsünde bir kitle geldi hissetti doktora gitti. İşte dediler ki kanser hmm. ondan sonra İngiltere'ye gitti çünkü o zaman burada çok... Tabii. kısıtlıydı kanser Yo, tedavileri 83 83'te vefat etti vefat. 80'de, 80'de başladı oldu. evet evet 80'de başladı 80'den sonra zaten hayatının yarısı İngiltere'de geçti Londra'da hmm. orada tedavi oluyordu İşte ben sürekli gidip geliyordum ama okuyordum işte tatillerde gidebiliyordum. O geliyordu tedavilerin aralarında. Hmm. Önce işte ışın tedavisi. O daha bir hani çok yorucu bir tedavi değildi. Daha çok orada da çalışabiliyordu, yazabiliyordu. İşte Melih'le mektupla vesaireyle yine şarkılar yapıyorlardı. Ama sonra e, kemoterapi e, tedavisinin deneklerinden bir anne. Hmm. Kemoterapi tedavisi yeni o zaman işte uygulanıyordu ve bir imza yani çünkü dediler ki demişler ki tabii ben bunu sonradan öğreniyorum. Yani hani zaten fazla yaşamayacaksın. Gel en azından bunu deneyelim. Annem de ile deneklerden biri oldu Londra'da. Oo. O tabi çok yıpratıcı bir tedavi hele ki o zamanki kemoterapi. Tabii. Dolayısıyla ondan sonra hani o kadar çalışamadı artık. Sonra onu Türkiye'de bir şekilde uygulamaya başladılar. Daha çok son işte bir senesinde daha çok buradaydı. Aslında nispeten hayatı uzamış oldu anlıyorum Tabii tabii Değil kesinlikle mi? öyle. Yani bir, bir buçuk sene kadar gerçekten hani uzadı hayatı. Hmm. Ama işte yetmedi. Ya, tamam. ee, maalesef işte 28 Mayıs 83'te. Evet, aslında Kaybet. burada tekrar tekrar hatırlatmamız gereken bir şey de var. Hayatta hep başımıza gelenlerden ders çıkarıyoruz. Hep ne diyoruz? Mamografi, mamografi, mamografi. Kesinlikle yani bana bir şey olmaz memeli kesinlikle kontrollerimizi yaptırmalıyız, imal etmemeliyiz. Hayat o kadar tatsız şeylerle geliyor ki bu dönemde karşımıza. Anlıyorum hiçbir şeye vaktimiz yokmuş gibi geliyor. Ama duyduğumuz üzüntüler en çok sağlığımıza dokunuyor. Ne olursunuz mamografi çektirin ücretsiz çekilen yerler var. Bana bir şey olmaz demeyin. Şu iş de hallolsun, şu kabuslar da bir bitsin öyle giderim demeyin. Çünkü gerçekten insanın mutsuzluğu ilk bedeninden Vallahi kesinlikle çıkıyor. öyle 5 sene önce ben de geçirdim. Gerçekten. Evet. Mi? Ben de aynı şekilde meme kanseri geçirdim. Annenizle aynı yaşta mı? Ee, yani yok annemden çok daha büyük yaştaydım tabii ki. Yani annem öldüğünde 42-43 yaşındaydı. Aa, çok Hastalandığında gençmiş. 39 yaşındaydı. Çok gençmiş. Ben yakalandığımda 50 yaşındaydı. Ne diyorsun? Evet evet ama yani şu söylediğinizin üstüne söyleyeceğim. Yani lütfen ihmal etmesin kimse. Erken teşhis tabii, tabii çok erken mi? teşhis. Çünkü benim ailemde kanser olduğu için ben yıllardır zaten çok sıkı bir şekilde senede bir tetkiklerimi yaptırıyorum mecburen. Evet. Ve o tetkiklerin birinde bu yakalandı ve çok erken olduğu için hani kemoterapiye hiçbir şeye gerek kalmadan küçük bir ameliyatla bitti. Bitti. Ama hani biraz geciktirseydim kim bilir başıma neler gelecekti. O yüzden hani çok önemli bu dediğiniz. Yani ne olur hiç kimse geciktirmesin. Hani mutlaka mutlaka kadınların senede bir yaptırması gereken bir evet. şey bu. Evet anneniz çok kısa zamanda çok büyük başarılar. Evet sordunmuş. evet. Çok çok kısa bir süre gerçekten Bazen öyle. ne düşünüyorum biliyor musunuz? Eski zamanlardaki bu bestecileri de düşünüyorum işte Mozart, Beethoven hani çok erken yaşta vefat etmiş ya. Ya diyorum bu dehalar benim için deha bu insanlar. Öyle. Kısıtlı zamanları olduğunu biliyorlar mıydı da bunlar oldu çok yani? Çok ilginç değil mi? Ben de aynı şeyi ben de çok düşünüyorum. Mesela öyle yazarlar da var evet. çok erken ölen. Evet. Sanki hani böyle bir şeyi yetiştirmeye çalışırmış gibi. Evet hiç ara vermeden evet. çok ilginç bir şey bu ve gerçekten bu yaratıcı insanlar yani bu çok yaratıcı dehalar yani neden erken ölüyorlar değil mi çok ilginç bir soru işareti ya benim de çok hani, düşündüğüm bir şey. bu mesele bir his bir kodlama mı ki bir an önce yetişirme haline ya geçiyorlar ya belki de bir şekilde değil değil hissediyorlar bir, bir Bilmiyorum yani. O döneme dair böyle bir soru evet, işaretim evet, var. Evet o kadar gerçekten. kısa zamana neler evet. sığdırıyorlar Evet. Hani normalde o kadar zamanda yapılacak Yok, şeyler değil, değil Aynen aslında. Öyle. Değil. Ama belki dahilikleri de oradan geliyor. Belki o. de. O. Gelelim Zeynep Talu'ya. Evet. <laughs> neler oldu 16 yaşından sonra? Valla 16 yaşında işte ben daha lise ikinci sınıftaydım. Evet, çok genç. Evet. Anneanneyle evet. Ile mi kaldınız? Anneanneyle kaldım. Anneanneyle kaldım. Ya yani Babam da hayattaydı. Tabii babamla da görüşüyordum ama bir evin içinde yaşamıyorduk Tabii. sonuçta. Anneanneyle kaldım o arada anneannem de Alzheimer'dı nah. evet ah. e, artık anneanneye mi koşturayım derslerim bakayım yani eve bir gün hırsız girdi buyurun kimler gelmiş diye karşıladı anneannem Aşkım. rahmetli o derece çok bizim ailenin komik ve çok anlatılan bir hikayesidir. Aşkım e, böyle böyle İstanbul hanımefendisi bir anneanne ama hırsıza kimler gelmiş hoş geldiniz diyor evde karşılaşınca. <laughs> Bir şey olmadı ama. Değil Yok mi? ben o kadar bir, öyle bir çığlık attım ki adam yani benden mi korktu anneannemden mi korktu kaçtı bilmiyorum kaçtı. Ah ya. Tabii tabii sonra polisler geldi. Şimdi ben tabii küçüğüm anneanneme çünkü anneannem gayet bakımlı böyle şey bir kadın yani. Anneanneme diyorlar ki işte tarif edebilir misiniz nasıl biriydi anneannem böyle yapıyor. Pek muhterem bir beyefendi. Aşkım. <gülüyor> Peki, böyle <laughs> <ne gülüyor> bir, beyefendi? evet, evet. Ya böyle bir evin içinde, işte ben 16 yaşında, işte okula gidiyorum falan sonra işte aradan bir sene geçti 17 yaşında falandım Melih Melih de bu arada müziğe küstü hiçbir beste yapmadı annemi öldükten sonra evet, bir o sene. Evet o çok konuşulan evet, yani piyanonun kapağını bile açmadı bir tek evet. sessiz veda diye bir enstrümantal evet. beste yaptı fakat sonra bir sene bir buçuk sene falan geçti Melih bir gün beni aradı dedi ki stüdyoya gel çabuk dedi tamam dedim gittim e, dedi ki bir beste yaptım bunu sen yazacaksın dedi. Dedim ki Melih ben nasıl yazayım ya hiç alakam yok benim bu işle. Sen dedi bu kadar yıldır öğrenci bu annem söz yazarken yanında otururdum. Aa yani tekniğini biliyorum nasıl yazdığını biliyorum. Hatta bana bazen mesela derdik işte bilmem ne e, hecesiyle biten kelimeleri say bakalım falan gibi. Ha, hani bayağı. böyle tabii tabii ben Mesela yanımda... benim gözümde hep böyle besteci yani söz yazarı oturur sessiz yazar. Aslında öyle ama yanında beni oturturdu. Ben de böyle oturur onu seyrederdim Böyle karşılıklı iki koltukta otururduk. Ne tatlı. Evet onun için biliyorum yani nasıl yazdığını ama hani tabii yazmak ayrı bir şey. Evet. Melih'e dedim ki ya benim böyle bir yeteneğim falan yok. Hayır deneyeceksin denersin denemezsin Melih bana zorla o şarkıyı önce bir tane yazdım çok kötü oldu dedi o kağıdı uçak yaptı attı git eve bir daha yaz Uçak dedi. yapmak. Uçak yaptı. Uçak yaptı attı rezalet dedi. Eyvah. Ama işte bir daha yaz bir daha dene falan sonunda ikinci üçüncü denememdi belki sonunda dedi ki, tamam budur dedi gerçekten olmuş mu dedim. Olmuş harika dedi. Ve şöyle bir şey işte kadere gerçekten bazen Burası inanıyorum. güzel biliyorum Burası ne çok söyleyeceğinizi. Evet. O şarkıyı biz Melih'le yaptık. Evet. O şarkı duruyor. Evet. Sonra bir gün Melih'in kapısını Nilüfer çalıyor. Evet. Nilüfer o güne kadar Melih'le çalışmamış. Hiçbir tanışıklıkları yok. Geliyor Melih ona başka da besteler yapmış o arada. Onları da dinletiyor ve Nilüfer bu şarkıyı seçiyor. Ve benim de ilk yayınlanan şarkı. Siz olduğunuzu bilmeden. Bilmiyor. Bilmiyorum ilk sadece şarkıları dinlemiştim. Annenizin ilk sözünü okuyan evet. Nilüfer sizin de evet. ilk sözünüzü ve okuyor. Evet ve işin ilginci o Nilüfer'in ilk çıkan 45'liğinin bir yüzü ağlıyorum yine öbür tarafı da yine annemin yazdığı şarkının adı Neden. Tamam. Benim yazdığım şarkıda Neden sanki neden. <laughs> Hiç bunlar bilerek olmuş şeyler değil ama yani. Gerçekten Gerçekten. Gerçekten. Müthiş gerçekten. eserleriniz var. Yani Fedo'nun seslendirdiği Neredesin, Sinan, Sinan Erkoç'un seslendirdiği evet. Aşım, <laughs> Lemansam çok severim. Anladım ki evet. ve kıyamam sana. Evet. Ya yani benim hayatımın şarkılarıdır gerçekten ya, ikisi de. Ederim. Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık, Gülşen'in Boşsun Adam. <laughs> <laughs> e, Gökhan Tepe'nin Aşığım Ezel'den, evet. e, yine ah Le Mansam Nukettir Hey Yıllar evet, nasıl evet. güzel şarkıdır. Yeşim Salkım Unutursun Gönlüm, <laughs> Ali Mallah Burcu Güneş'in seslendirdiği, evet. e, Ali Güven'in seslendirdiği Yolcu Allah'ım ne daha... O, o en hızlı yazdığım sözü hayatımda. Gerçekten mi? Ay en hızlı. bakma yolcu. Evet. Neden öyle evet. hızlı yazmış? Valla bilmiyorum stüdyoda yine işte ben, çünkü bizde çalışma sistemi şöyle besteci arar stüdyoya gel der ben tamam. giderim. İşte elime o zaman kaset tabii. Elime bir kaset derler tamam. Ki işte bunun içinde üç tane şarkı var Ali Güven'in bunları yaz tamam. Bugün de Feyyaz Kuruş beni çağırdı dedi ki al işte burada üç tane şarkı var Ali için Ali'nin besteleri. Tamam. Tamam dedim ben aldım kaseti arabaya koydum arabada kaset çalarlar var o zaman. Kaseti arabaya koydum stüdyo akatlarda benim evim bebekte. Tamam. Akat, ilk Bastım ilk şarkı yolcunun melodisi tamam. oradan eve gelinceye kadar ardına bakma yolcu gece almaya geldi seni benden falan yani şarkıyı dinliyorum ve sözler geliyor geldim evin önüne durdum hep kağıt kalem var yanımda yazdım sözleri hiç eve çıkmadan gerisin geriye stüdyoya dönüyorum Dedim ki yazdım ilk şarkıyı. Şimdi nasıl yorum yapayım ki? yani? Bilmiyorum işte geliyor herhalde bir şekilde ben de bilmiyorum. Nasıl ya? Valla o kadar yani 15 dakika 10 dakika Şaşırmadılar belki. Şaşırmadılar mı? Çok şaşırdılar. Nasıl olur diye Feyyaz diyor ki ya bunu daha önce yazmıştın da müziğe mi oturttun? Dedim ki hangi arada oturtayım zaten anca stüdyodan eve geldim arabayla. Gerçekten inanamıyorum evet, İşte bunlar öyle bir çok kıymetli var, ve yolcu çok hit olmuş. ben o dönem hatırlıyorum Sabah Şekerleri sunuyordum çünkü evet, evet. yani bu eserlerin çoğu benim Sabah Şekerleri'nde sıklıkla çaldığım evet. bütün sanatçıları da konuk ederek tabiri caizse göbekler attığım <laughs> yayında şarkılar yani seden gürelim bum bum, bum, bum. tabii nasıl tabii. güzel şarkıdır çok çok o da çok güzeldir göbecikler <laughs> diye kulağıma göbecikler diyor... biraz fazla güldük bugün ama yani galiba ihtiyacımız göbecikler attım yani zaman zamanında evet, sabah şekeri olduğum zamanlar <laughs> aslında gene günümüze bağlamam gerekirse geçen gün Bülent'le bunu konuştuk dedim ki ne kadar acı bir zaman oldu bu biz eskiden yani ben gerçekten Sabah Şekerlerini sunarken hafta içi her gün canlı yayındı o. Biz mesela günlerce işte Tarkan'ın klibini beklerdik tabii, çıkacak. Tabii. Günlerce işte e, Candan Erçetin'in albümünü beklerdik. Bize haber verir ve bizim daha önemli bir şeyimiz olmazdı. Evet. Hangi şarkılar çıkacak? Kimin bestesini tabii, söyleyecek? Tabii, tabii. Söz yazarı kim olacak? Klibini kim çekecek? Evet. Burak Kut işte Los Angeles'ta, San Francisco'da evet, evet, klip evet, çekmişti. Evet, yaşandı bitti. Işte. Evet, yaşandı evet. bitti. Bütün Türkiye onu konuşuyordu. Evet. Dedim ki biz. Ne kadar çok aslında tırnak içinde sanat konuşuyormuşuz tabii, eskiden. Tabii, tabii. Müzik bekliyormuşuz. Çok. Ben böyle hatırlarım yayını açardım yarın Tarkan'ın albümüne <laughs> işte, geli çıkıyor ve yarın ilk kez klibini yayınlayacağız. Müthiş bir duyuruydu bu evet. televizyon için evet. ve sunucu için. Tabii. Şimdi bunların hiçbir önemi kalmadı. Kimin şarkısı, kimin bestesi, yönetmeni kim, nerede çekilmiş, klibi mi var? O kadar başka şeylerle uğraşır olduk ki Çok. biz bütün şarkıların hikayelerini bilirdik. Neden yazıldı, evet. besteci niye yazdı. Evet. Bir sası oldu her şey. Acı ve sası. Annenizin de eserleri yani benim şu içimdeki fırtına şarkısı hala mesela şu dönemde hani işte o an bir fırtına kopar sanki o an yer yerinden oynar. Yani evet. aslında ta tam değil mi? Ben tam. üç gün bu şarkıyı dinledim hala. Evet. Yani... E her zamanı anlatan evet, aslında evet. acımızı ifade eden şarkı var. Ben diyorum Karsu'nun o çığlığı deprem ya, zamanı. Ya. Ben böyle dinleyip dinleyip ilk, depremin ilk 15 günü böyle oldum. Oh yapıyordum böyle evet. sanki ben o çığlığı evet, attım. Evet çünkü aslında hepimiz o çığlığı atmak evet. istiyoruz bir yerlerde evet. o tabii ki müzisyen olduğu için o müzikle en güzel şekilde yaptı evet. o çığlığı evet. ama gerçekten hepimiz hepimiz yani biz atıyormuş gibi oldu o çığlığı hakikaten yani öyle. sanata tutunmaktan asla vazgeçmememiz gerekiyor. Bizim evde de sizin sanatınız bize bir şey yaptırdı Zeynep Hanım. Bunu anlatmamız gerekiyor. Ya evet lütfen anlatalım. Şimdi efendim biz e, taşındık. E, i̇ki aydır yeni evimizde yaşıyoruz. Malum her kiracının yaşadığı şeyleri biz de yaşadık kiracı olarak. <laughs> Ev sahibi kiracı ilişkisinde ağzımızın payını aldık. Ama iyi ki de almışız. Çok keyifli bir e, taşınma e, süreci yaşadık. Allah herkese böyle nasip etsin. B bütün ağız tatsızlığı güzel tatlı bir... E, raihaya bıraksın yerini bunu diliyorum hepimiz için tüm tatsızlıkların yerini güzel tatlar alsın şansımız yaver gitti biz çok keyifli ve mutlu olduğumuz bir eve taşındık ve burada Melisa'mın e, fizyoterapisi için beden sağlığı için masaj yaptırması gerekiyordu taşındığımız yerde de dünya tatlısı bir fotoş ablamız var artık <laughs> Melisa'mı teslim ettiğim Fatoş ablam sayesinde Zeynep Talu bizim 15 gündür aslında evimizde yaşıyor. Evet çünkü Fatoş abla e, hani vardır ya güvercinler mektup taşır haber güvercini. Zeynep ile Melisa'nın arasında haber güvercini oldu. Çünkü Melisa her ilk tanıştığı kişiye müziği olan aşkını anlatıyor ve bestelerinden bahsediyor. Yazdığı sözleri söylüyor. Fatoş ablayı bunu anlatınca Fatoş abla da demiş ki sen biliyor musun Zeynep Talu'yu tanıyorum ben. Melisa hemen o gece çok tatlı. inceliyor Zeynep'i internette şarkılarına bakıyor bayılıyor <laughs> ve Zeynep'e bir mektup yazmaya karar veriyor. Fakat benim canım kızımın el yazısı bebekliğinden beri hiç okunaklı değil. Canım benim. Eli çok çabuk terliyor o yüzden şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum biraz uzun konuşacağım. Çünkü sanatın iyileştirici gücünü anlamanızı istiyorum. Biz niye müzikten... ...heykelden, tiyatrodan, resimden ayrılmamalıyız. Benim kızım serebral palsi teşhisi olan bir kız çocuğu. Müzikle hayata tutundu. Zeynep Talu'yu duydu, keşfetti, araştırdı, bayıldı... ...ve şuna kendine hedef koydu. Aynı şey sevgili Nilkara İbrahimgil için de oldu Melisa'dan. Nil'den güzel. sonra sensin şifası. Ay ne güzel. Mesela en önemli sözlerini de Nile yazdı ve onu biz sosyal ne medyada yayınlamıştık. İkinci de sen oldun çünkü... Mektubu yazdı sana ve utandı yazısından. 12 Şimdi yaşında mesela ve dedi ki bir sanatçıya ben okunmayan bu ağlamam inşallah. <laughs> okunmayan bu yazıyı gönderemem dedi. Ve artık böyle dost olduk sizlerle. Evimin salonunda gibi anlatacağım bunu bir hafta boyunca. Her gece odasına kapandı. Normalde her gece bir saat çizgi film seyretmesi var. İzlemedi. Ben yazımı düzelteceğim ve Zeynep'e ilk okunaklı mektubumu yazacağım dedi Zeynep. Ha gerçekten. Ve bu nasıl bir şey biliyor musun? Yazıyor, kamerası var odada bakıyorum. Eli terliyor. Ah yazı yamuluyor. Tuvaletine gidiyor, elini yıkıyor, kuruluyor, tekrar geliyor. Bu onun için çok zor bir şey yani oraya gitmek, gelmek. Ah ve her gece sadece yarısını yazabiliyor. Mutlu olmuyor, yırtıyor, atıyor. Ertesi gün bir daha, bir daha, bir daha. Hiç durmadan ah bir hafta. Canım. Ve bir haftanın sonunda okunabilen mektubunu yazdı. Hayatında ilk kez yazısı okundu Mehsanın. Bu da sana yazacağı mektup içinde. Gerçekten evet. mi? Anne diye çığlık çığlığa beni çağırdı. Gittim. Okunuyor, oku dedi. O kadar okudum. Güzel ki. Çok gurur gözyaşları tabii benim için. Zeynep okuyabilir mi sence dedi. <laughs> Dedim ki tabii ki okuyacak. Hemen bu gazla Bülent tabii onun çok büyük bir aşkı dedi ki Bülent babama da mektup yazacağım. Çünkü ertesi sabah da Bülent geliyor eve. Ya. Ona da ikinci okunaklı mektubunu yazıp kapıya koydu babam gelince görsün dedi. Ve sana yolladı o mektubu. Ve senden gelen mektuba kadar cevaba kadar e, okumuş mudur okuyabilmiş midir haber var mıdır ne zaman gelecek Fatoş abla sonra da senden gelen mektubu başucuna astı. Yani diyeceğim o ki hayat herkes için çok fazla zorluk barındırıyor. Çok mücadelemiz var ama ben bir anne olarak evladımda görüyorum. Sanat iyileştirir. Korkmayalım. Kesinlikle Sanattan, öyle. sanatçıdan, üretilenden korkmayalım. Çünkü her evladın hayata tutunmak için bir şeye ihtiyacı var ve bence bunun yolu kesinlikle sanattan geçiyor. Şimdi deprem bölgesine bazı dostlarım işte ben de zaman zaman sessiz sedasız gidip gelmelere başladım. Bir şarkı söylemek istiyorlar gidip korkuyorlar. Diyorum ki korkmayın. Evet, evet. Korkmayın. Gideceğiz aynı şey, şarkı söyleyeceğiz. Aynı şeyi aramızda biz konuşuyoruz. Evet. Önce önce şey söyleyeceğim Melisa'ya beni izliyorsa buradan. Kesin izleteceğim. E, ne olur izlesin. Evet. Melisa'nın da mektubu benim başucumda duruyor. Evet o öyle. kadar güzel yazmış ki. Evet. Ben de ona şimdi şeye bağlayacağım yani sanatın iyileştirdiğine. Ben de ona zaten küçük kısa bir mektup evet, yazdım okudum. ve şey dedim yani dedim ki lütfen yaz. Yaz. Evet. Sakın vazgeçme. Çünkü bu hepimize iyi geliyor. Yazana, okuyana evet. Yani Melisa'dan onu almak bana çok iyi geliyor benden ona gidecek not ona çok iyi geliyor o yazarken iyileşiyor ben Melisa'ya o notu yazarken evet. o kadar bana da iyi geliyor ki evet. yani o çok acayip bir alışveriş onun için gerçekten hani hiçbir şey yapamıyorsak arkadaşlarımıza mektup yazalım iki satır not evet. yazalım bir şey yazalım yani evet. o çok önemli bir şey ama bu depremle ilgili de gerçekten aynı hisse bizde kapılıyoruz Kesinlikle. yani önce bir bir şok tabii ki geçiriyoruz hep birlikte. Yani ne yapabiliriz? Hani evet bizim biz müziğimizi iyileştirebiliriz. Hani doktor değiliz. İşte kurtarma ekibi değiliz. Ee, yani bir sürü şeyi yapamıyoruz ama yapabildiğimiz şeyi yapalım onlar için. Ama ilk zaman bir korku oluyor gerçekten. Hani yanlış mı anlarlar? Yani acaba hani şimdi bu kadar felaket var. Bunlar ne yapıyor burada çalgı çengimi derler? ...gibi bir şey oluyor ama sonra... Hiç düşünmüyorum. E, yani evet, senin yani, eserlerine bakıyorum ben şimdi burada. Mümkün değil ya. Yani bunların dört tanesini, beş tanesini duysalar... Şimdi biz de ona karar verdik. Yapamıyor. Yani biz derken işte bir meslek birliğimiz var. MSG benim de yönetim kurulunda oldu. Evet. E, önümüzdeki aydan itibaren bölgeye gidip... Evet. ...belki tek bir gitarla... Evet. Onlarla birlikte oturup evet. çadırların içinde mi işte şeyde mi sokakta mı nerede istiyorlarsa nerede toplanmak istiyorlarsa onlarla birlikte şarkı söyleyeceğiz. Evet. Biz de sevgili Dilek Türkan'la yaptık çünkü bunu. Çok Tek, iyi geliyor. Evet. İnan bana. Evet, onu tahmin ediyorum evet. ve biz de onu yani onu yapacağız. Artık evet. gideceğiz ve onlarla birlikte onlar söylesin. Evet. Biz çalalım. İşte i̇çinden ne geliyorsa onu söylesinler. Belki Kesin. ağlasınlar. Evet. Biz de ağlayalım. Birlikte ağlayalım. Yani çünkü başka türlü bu şeyi gerçekten atlatamayacağız. yani Ruhumuzu atlatamayacağız. Ruhumuz hani, atlatamayacağız. Atlatamayacak. Yani, yani bu maddi atlatacak. bağış yapmakla falan evet. atlatılacak bir halde Yok. değiliz. Yani onları yapıyoruz zaten de. Aynen. Hani o, onunla geçecek bir şey, bir acı değil bu. Bu başka türlü bir öyle acı Öyle bir şey yani. değil. Ben de aynı fikirdeyim. Peki en son söz ne yazdın? Neyle ilgili oldu? En son söz e, Ferhat Göçer'e yazdım. Hatta yeni yayınlandı. O da bir 15 gün önce. Ha. Evet, Bu Kafayla diye bir şarkı. Ee, biz Ferhat'la çok keyifli çalışıyoruz. Çünkü e, ben aslında yıllarca yani 900 civarı söz yazdım. 900? Evet evet 100. acayip bir sayı. Ama müzik olmadan yazdığım söz benim çok az. Çünkü hani Türkiye'de kimse söz alıp bestelemekle pek uğraşmak istemiyor. Bizim bestecilerimiz sevmiyorlar. Hangisi daha kıymetli? Şimdi aslında teknik olarak müziğe yazılmış söz tabii daha kıymetli. Ha. Daha zor. Tamam. Ee, ama ben hani Melih'le de öyle öğrendim. Sonra zaten Garo abiyle, Garo mafyanla yıllarca... Hep öyle çalıştım. Hmm. Çok fazla yabancı şarkıya söz yazdım. Hani hep müziğin üstüne yazmak alışkanlığım var benim de. Fakat Ferhat'la çalışmaya başladıktan sonra son 1 iki senedir işte bana bestelerini yolluyordu. Ben yazıyordum falan. Sonra dedi ki ya ben söze beste yapmayı da çok seviyorum. Hani yollasana bana dedim yapar mısın? Yollarım tabii. Ben ona bak... bu sefer başladım böyle bir iki tane söz yolladım. o kadar iyi besteliyor ki sözü. O da bir o da zor bir şey çünkü müzisyen evet. için mükemmel bir besteci. Yani söze beste yapma açısından bence olağanüstü. Şimdi öyle de yapıyoruz. Bu, bu kafayla da böyle yine benim böyle bir gecenin bir vakti oturup böyle bir kere de tık 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 yazdığım bir şey. Yolladım. O da hemen ertesi gün bestesini yaptı. Çok sevdik. Hadi ben bunu yayınlayalım dedik. Müthiş Sonra bir şey. klip çekti. O da işte bir 10-15 gün önce yayına girdi. En son o. Ama şimdi yine işte yeni şarkılarımız var. Yine yapacağız bir şeyler. En böyle çalışmaktan haz aldığın kadın ses. En çalışmaktan haz aldığım kadın ses. Yani çok var evet, tabii Evet. O kadar ki. kıymetli isimler var ki çok şimdi var. birinin de gönlü kalsın ee, istemem. Yani Ajda Pekkan'ın tabii ki başta sayabilirim Yani hakiki bir star evet. gerçekten öyle. Ee, Burcu Güneş'i sayabilirim, Ayşen'i sayabilirim. Hı hı. Ayşen hakikaten Türkiye'ye gelmiş çok özel seslerden evet. biri. Onunla da iki albüm yaptık. Ee, hep yabancı şarkılara, ikinci albümünde yeni besteler de vardı ama ağırlıklı olarak yabancı şarkılara yazdık. Ayşen müthiş bir yorumcu, Burcu da öyle. Ajda Hanım zaten hani efsane. Ama hani ben çalıştığım her sanatçıyı çok tabii ki severek, keyifle çalıştım birlikte. Mutlu musun bu bayrağı devraldığın için? Ya Çok mutluyum. Çok zorlandığım zamanlar oluyor. Oldu. Şimdi azaldı tabii de. Ya biliyor musun ilk ben söz yazmaya başladığımda böyle işte şarkıları, hey yılları yazdım. Aynen ben mesela. 19 yaşındaydım, hey yılları yazdım. 19 mu? <laughs> 19. Hey yılları 19. <laughs> evet hey Neden? yıllar. Yenilmedim, yenilmedim size. Hatalarım bile aynı. Ne yaşadım ben Neden ya? Neden 19 yaşındaydın? Ben yaşım? ne yaşadım? Ya Leman'la tanışıyorduk biz. Leman da o şarkıyı işte Türkçe yapmak istemiş. Bir sürü birilerine yazdırmış hoşuna gitmemiş. Peki birebir çevirimi değil Aa, değil yani, mi? Hayır Yunanca şarkı ne demek ne anlattığını bile bilmiyorum. Ya 19 ama, yaşında neden? Ya mi? şöyle. Bile. <laughs> tabii aynen öyle. Ben de diyorum hemen ne yaşamış olabilirim? Ya, çok güzel. Şey. Şöyle. Yani bana dediler ki Levan san bir şarkı yapacak. Ya, tamam. Leman'a demişler ki Zeynep'e yazdıralım. Leman demiş ki ya 19 yaşında kız bana ne yazacak yani? <laughs> tabii kadın o zaman işte 30 yaşlarında falan. <laughs> Onunca ya bir denesin demişler. Şarkı bana geldi. Şimdi benim büyük özelliğim o. Ben şarkıcının yerine kendimi koyup yazıyorum. Ben benim biraz empati şeyim fazladır. 19 yaşında. 19 yaşında. Yani gözümü kapattım ve dedim ki sen Zeynep değilsin, sen Leman'sın. Çünkü Leman söyleyecek bu şarkıyı. Sen kendine göre yazmayacaksın. Sen Leman olarak yazacaksın bunu. İnanamam. E Leman'ı da biraz tanıyorum böyle güçlü şey bir kadın. Hani biliyorum karakterini. Evet. İşte hey yıllar yenilmedim hatalarım bile aynı falan ama yine de çok bilmiş bir insanmışım yani. <laughs> Baya. <laughs> ama nasıl yakışıyor Lemansam o şarkı? Şu... Peki okuyunca delirmedi mi mesela? İnanamadı inanamadı yani dedik ya nasıl ya ona da aynı şey anlattım. Dedim ki yani bunu aslında ben Zeynep olarak yazmadım yani bunu Leman olarak yazdım. Ve o şarkı çıktıktan sonra herkes şunu söyledi. Bu kız bunu yazmış olamaz annesinin çekmecede kullanılmamış sözlerini buldu. <laughs> Bu da ne sinir bozucu. Şu. Sonra ben dedim ki keşke annemin kullanılmamış sözlerini keşke. bulsam da annemin keşke. adıyla yayınlasam evet. ben aptal mıyım? Evet. Hani neden annemin sözlerinin altına Zeynep Talı yazayım ya. niye yani? Niye sonra hakikaten yıllar sonra annemin hep defterleri var ben tabii onların içinde yaşıyorum e ama hep yani yayınlanmış sözleri evet. el yazılı şeyleri var onların hepsini saklıyorum tabii çalışmaları ki. eskizleri gerçekten bir sözünü buldum yani ya kullanılmamış ya Melih bestelemiş ama ben bilmiyorum ee? o sözü aldım Şehrazat'a götürdüm. Evet. Şehrazat onu besteledi. Neydi? Ee, ben değiştim diye bir şarkı Barbaros söyledi. Aynen. Şehrazat Çiğdem Talu şarkısı olarak onu yıllar sonra e, Barbaros'un sesinden yayınladık. Ne güzel. Evet, olmuş. keşke daha çok olsaydı. Keşke. keşke daha çok ama yok yani maalesef. E, hep Olsun meğer işte, ya. yani ortak Keşke de demeyelim, iyi için. ki diyelim. Evet. Bence evet. iyi ki. İyi ki yani ne diyeyim? Teşekkür ediyorum her şey için bir anne olarak, bir sunucu olarak, bir sanatsever olarak. Satırlarına da sana da sevgili anneciğine de ve o aristokrat naif anneanneciğine de bir şükür <laughs> demek istiyorum. İyi çok ki varsın. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım karşılıklı Yaşasın. olmaktan. Gerçekten Melisa'ya da buradan bütün iyi dileklerimi gönderiyorum. Yazışmaya devam edeceğiz evet, biz onunla. Evet biliyorum mektup arkadaşlığınız. Bekliyorum Melisa'nın mektubunu. Sürsün. Çok çok teşekkür <laughs> ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim size iyi gelen şeyleri hayatınıza daha çok katın. Günün içinde belki toplasanız 35 dakika gülümsediniz. Ya gülümsediniz ya gülümsemediniz ama o da kar. Gülümseyelim ki şu hücrelerimizi bir yenileyip sonra devam edelim kaldığımız yerden hayata yapacak çok şey var. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Şimdi şöyle bir Çiğdem Talı Zeynep Talı müzikleri tatlı tatlı fonda çalsın mı yuvanızda? Hoşçakalın.